oraya gidiyor falan. Evet. Yine okul hocalarımızdan Muharrem Faiz bir örneğinde anlatıyordu. Şey söylüyor, ürüne yabancılaşmakla ilgili. Eskiden bir ayakkabıcı önce gider, o deri, çok eski, deriyi o çok... alır vesaire, kendisi seçerdi, koklardı, yapardı, falan seçerdi yapardı. Ve ürün çıktıktan sonra feedback'ini de alırdı onun. İşte ayakkabı çok güzel olmuş ya da büyük olmuş, küçük olmuş vesaire. Şu anda ayakkabı fabrikaları var ve belki orada çalışan adam, o üretimi yapan adam sadece fabrikanın başında küçük bir makinenin içinde belki bu sadece keçesini basıyor. Bu 19. yüzyılda fark edilen bir şey ve onun için proletaryadan çok daha önce zanaat erbabı şey olmuştur. Söyleyeyim, Jacobin geleneğe dayanan, sosyalist ütopyalar üretebilen ama Marx'ı falan bilmiyorum ama Marx'ı değiller buna. Ama hayatı değiştirmek gerektiğini anlayan ilk kesim bunlar. Toplumdaki yerlerini kaybediyor adamlar. Anlatabiliyor muyum? Evet. Saygınlıkları güzel bir örnek verdim. Ayakkabıcı İbrahim Efendi. Ben çocukluğuma da pazarına geçti. Biz onu tanırdık. Tamam. Severdik. Nasıl babam ayakkabı sever. Yaptığını bilirdiniz. İyi biliyorum ayakkabı tabii. Yapar ya da... Bu ayağımdakiler de güzel ayakkabı da. Altı kavuşuklu ayakkabı yapmıştı. Hıdır Ellez'de ateş üstüne atlarken yandım. Ayakkabı çıktı, yandı. Ben üzüldüm. Babam üzüldü. Dikkatinizi çekmek istiyorum. İbrahim Usta da üzüldü. Çünkü evet, o ayakkabı onun ürünüydü. Evet. Hadi git yeşil kundura, mavi kundura. Ya. Ya senin ayakkabın yansa kimin haberi olacak? O ayakkabın arkasında bir insan görünümü yok. İnsan deneyimi yok. Evet, mekanik işlemlerin sonucunda. Evet. Başka örnek vereyim. Ben doğmuşum Urfa'da. Adapazarı'na gelmişim köyde. Anne tarafım zenginceymiş falan. Orada, şey yapıyor, babam da Gazeteler Bey'de okuyor falan. Yani matematik hocası olacak. Anneannem demiş ki, rahmetli dedeme, Zekeriya demiş, bu çocuğun bezini, mühendisini koyacak bir konsol yapalım. Konsol mu dedi bilmiyorum. Ağırda, gübreler altında 10 yıldan beri, 20 yıldan beri saklanan kara ağaç kütükleri var. Biçtirmişler, bilmem ne yapmışlar, bir konsol yaptırmışlar. O konsolu yıllar sonra gittiğim vakit benim çişli benzerimin kokusu vardı. Anlatabiliyor muyum? Ve ben o konsolun üstüne böyle keskin alet, çivili bir şey koyamazdım. Çünkü o benim konsolum. Anlatabiliyor muyum? Daha hızlı tüketiyor. Şimdi konsolu alıyoruz. Bir sene sonra. Ne o işte? Şu şey isim vermeyeyim şimdi ben de. Sapsağlam 3 yıl sonra ama karın vıdı vıdı etmeye başlıyor. Modası geçti. Bunun modası geçti. Evet. Hay Allah. Ben ona artık sevgiyle bakmıyorum. Ne diye? Ulan başımın belası. Almaz olsaydım. Bilmem ne filan. Keşke başka modelini alsaydım. Arkadaşlıklarımız böyle oldu. Ayakkabımız böyle oldu. Konsollar böyle oldu. Eğitimimiz böyle oldu. Devamlı tüketiyoruz. Bu neyi getiriyor biliyor musunuz? Kendimizin içinde korkunç bir yetersizlik duygusu. Süremizin de sonuna Kıbrıs'ı, maalesef. Kıbrıs'ı sevmemin evet. ilave nedenleri de var. Onlara da buradan selam göndermek istiyorum. Buyurun hocam. Şeyde Girne'deki Doran'ın karşısında bir ayakkabıcı mağazası var. Onun yanında berber var. Dünyanın en tatlı berberi. Şarkı söylüyor. 2000 kadar erotik kırabiliyor. böyle adamlar var Kıbrıs'ta. Güzel Kıbrıs yemekleri yapan bir yerine de vardı tanıyorum. Bir de bugün gittik. Atilla Türk hocam götürdü. Nefis. Demin belirttim, bir daha vurgulamak istiyorum. O neydi? Berber filan da var. Şu bankadan sonra ileriye giderken orada lahmacun yapıyorlar. Köprü hocam. Köprü altında. Evet. Nefis köprü bir kadın var. Evet. Nefis bir kadın ama. Dünyada eşeğin sahibi. Nazife abimiz. Evet. Nazife abi. Kıbrıs. Evet. Kıbrıs çok değişik bir yer. Onda da galiba gelen giden 700-800 yıl daha önce de buradan her kavim geçmiş. Bir şeyler bırakarak geçmiş. O ona eklemlenmiş. Bu buna eklemlenmiş. Son bir laf daha söyleyeceğim. Estağfurullah, buyurun hocam. Kıbrıs'ın kadınları çok güzel. Gençken. 30'dan sonra
Ekvator'un alt kesimleri müthiş gelişmeye başlıyor. Peki. Ama 30'a kadar gerçekten çok güzel bir gülümsemeleri güzel. Konuşma biçimleri hocam, güzel. Şimdi bizi izleyen 30 yaş üstü bayanlar alınabilirler ama. Bana ne? Ben söylememi gerek. Söylemem gerekeni söylüyorum. Bravo. Kim alınır sağlansın. Ama Kıbrıs nüfusunun gençlerden daha büyük bir yoğunluğun oluştuğunu düşünürsek reyting kaybı çoğunluk, olmayacaktır. Çoğunluk genç. Evet, evet. Güzel insan. Çoğunluk genç. Erkekleri de öyle. Evet. Cana yakın insanlar. Yani evet. Türkiye'de de öyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde başka de öyle. Şey genç kesim daha fazla nüfusa. Ben burada gördüm bunu. Zaman zaman ben geçen sene falan şey yapıyordum. Lefkoşa'dan Girne'ye Doğmuş'la gidiyordum. Hı hı. O geliyor, bu geliyor. İki tane kadın bilmem ne falan filan. Vıdı 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 konuşmaya başlıyorlar. Amcan nasıl, baban nasıl, seninki nasıl, benimki nasıl diyor. Ya herkes birbirini tanıyor. Herkes evet. Akraba hocam zaten. Öyle burada. Mi? Ama bu çok sıcak bir güzel bir insan şey ilişki. Değil mi? Tabii, tabii. Güzel bir şey. Hadi sen gel büyük, İstanbul'a. Büyük şehirlerde, yani. Metropollerde. Kim kimi tanır? Tanımak için herkes baş belası gibi bakıyor. Ulan bu herif olmasaydı daha rahat yayıp oturdum. Ay, evet. Çok hoşsunuz hocam. Peki sanıyorum süre anlamında evet, artık sonuna geldik. Çok güzel bir sohbetti hocam. Biz çok keyif aldık. Çok sağ teşekkür olun. Ederiz. Ayaklarınıza sağlık geldiğiniz için. Hocam çok teşekkürler. Bizimle ben bu teşekkür zamanı ediyorum. Paylaştınız. Ve Kıbrıs'a bir bütün olarak da teşekkür ederim. Yemeğiyle, bitkisel dokusu, coğrafyasıyla falan. Allah Kıbrıs'a iyi bir gelecek versin ve barışçı ama her iki tarafında eşit haklarla yaşayabildiği bir, evet. Ne diyelim, güzel bir dünya içinde evet, yaşıyoruz hocam. Herkes. Hı hı. Allah evet. Herkese içerideki, dışarıdaki devletlere şunlara bana da merhamet ve akıl fikir versin. Evet. Evet, teşekkür ederiz hocam. Teşekkür ederiz. Yakın Doğu'dan konuğumuz bugün Profesör Doktor Ünsal Oskay'dı. Sizlerle bir saate yakın bir zamanı paylaştık. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Profesör Doktor Ünsal Oskay'dı. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.